Evet efendim, Mucize Doktor'da duyguların dansı devam ediyor. Betty ile yorumlayacağız ama küçücük bir hatırlatmayla hemen başlayalım. Görüntümüz, masamızın görüntüsü Uçan Kuş TV Instagram adresimize yüklendi. Evet, oraya da yorumlarınızı, düşüncelerinizi, hangi dizileri izlediğinizi yazın lütfen. Yayında okuyacağız. Evet Betty'cim, Mucize Doktor. Evet, Mucize Doktor çok güzel bir bölümdü yine bu akşam. Taner Ölmez, abi kardeş dertleşmeler yaşadı. Sinem, Nazlı, Doktor Nazlı'ya bir orada teklif yaptı arkadaşı cesur olması için. Evet. Güzeldi bu akşam, heyecanlıydı. Aşkın imtihanı. Evet. Herkesin aslında aşık olabilme ihtimalinin olduğunu belirtmesi. Hasta olsak da hayatın içinde buna tutunmak, her şey, hayata tutunmak. Ali Vefa aşık olduğunu ilk kez anladı. Daha net anladı. Daha net anladı. Üzüntüsünü çünkü hissetti. Çünkü acı çekti. Acı çekti, üzüntüsünü hissetti. Hatta kıskanır gibi de oldu birazcık. Evet. Ama güzeldi. Kıskanmak hayata dair, aşka dair. Ali Vefa da tabii ki dertleşmeyi de, acı çekmeyi de teker teker öğreniyor ve bu dizi aslında kişisel gelişim gibi. Kesinlikle. Her bir sayfa kitap gibi, her bir bölümde bir duyguyu bize yeniden, sanki biz hiç bu duyguyu bilmiyoruz, İlk kez yaşıyoruz, Ali Vefa ile birlikte yaşıyorcasına bize tattırıyor. Evet, Nazlı karakterinde de böyle Türkan Şoray havasını görüyor musun sen? Evet, naif. Naif, evet. Fazla böyle kendini belli edemeyen, evet. Platonik. Evet. Havada kalan aslında o Yeşilçam tadı var. Tadı var, evet. Ve kendi duygularını kendisine itiraf edebilse daha bir rahatlayacak. Ama bu akşamki hastası da yakın arkadaşıydı. Ve yakın arkadaşı da ona ilginç bir şey söyledi. Dedi ki ben öldükten sonra yalnızsın, eşim de yalnız, onunla beraber ol dedi. Ne kadar ilginçti. Çok arkadaşınız ilginç. İçin yapılabilir mi böyle bir şey? Bunu her kim tavsiye edebilir, kaç kişi edebilir saysam. Yani evet. Böyle bir duyguya ulaşabilir. İşte hastalıktan sonraki, diyorlar ya doktorlarda, travma sonrası bir takım duygular gelişebiliyormuş diye. Dizi hem tıbbi açıdan bir takım vakaların öncesini sonrasını, refakat, yanına gelenlerin ruh halini falan da anlatıyor. Evet. Bir taraftan içinde o vakayı yaşayan, bizzat yaşayan hastayı da anlatıyor. Ve onlarla muhatap olan doktorları da, hastanedeki hırsları da, ticari hırslar da var orada. Sen yöneteceksin, ben yöneteceğim. Tıbbi etik var, fermanın ilk başta hayır o cerrah olamaz çıkışı vardı ilk başta. Tabii böyle sanki işin ehlini anlatır gibi Betty de Mucize Doktor setinden aslında. Evet ya, bir bölüm öyle bir evet, konuk oyunculuk oldu. Seti teneffüs edenlerden. Dolayısıyla o ilk bizimle olduğunuzu söylemişti. Ve yine tekrardan söyleyelim. Mucize Doktor'da Betty de oynadı. Evet. Hazır bunu söylemişken Betty'nin Mucize Doktor'la olan sahnelerine bir bakalım. Ne menen bir dertten kurtuldun da böyle yüksek yüksek. Evet. Çok teşekkür ederim dedin orada. Yani düşünün, çocuğu karnında doğan bir anne yıllarca o yaşa kadar, 16-17 yaşına kadar büyük bir sıkıntı tabii. Ve hiç olmaz denilen bir ameliyat. Gerçekten işledikleri vakalar da çok güzel. Değişik ve bu literatürde de olan bir vakaymış. Literatürde var ama belki de denk gelmesi çok zor olabilir. Evet. Dünyada hani hep deniliyor ya böyle bir denk geldiğimizde haberine falan. Dünyada bunu yaşayan iki insan var. Saptanabilmiş evet. Gibi olan vakaları seçip. Gibi vakalardan. Tabii Taner Ölmez'in, Ali Vefa'nın, Doktor Ali Vefa'nın daha mucizeler yapmasını da bekliyor izleyiciler. Birazcık o literatürde nadir görülen rahatsızlıklara bakılırken aynı zamanda da beklenti Ali Vefa'nın bir mucize yaratması orada. Zaten bu mucizeler de bizi bağlıyor galiba diziye. Sanki onun... herkes biraz daha dünyalığını yapmış, diğer doktor arkadaşları daha böyle bir rahata ermişler, her sağlıkları yerinde, bir tek Ali Vefa bir sıfır geriden geliyormuş gibi bir hisle izleyiciye buluştuğu için onun değdiği yerler daha şifalanması, seyircinin gözünde büyüyecek algısı evet. var.
Evet. Yani öteki doktor yapmasın o şifayı da. Ali Vefa yapsın. Evet, Ali Vefa yapsın. Fermanlı Beliz aşkı da bir böyle küslerdi. Birazcık daha barışsınlar artık yani. Ay, Fermanlı Beliz'i Twitter'da ne kadar çok aman işte sakın diye böyle onları yakıştırmayarak, yani evet, İsterleştirmemişler izleyici. Bir tepkileri var Beliz'le Fermanlı. Yakışmıyorlar mı? Bence yakışıyorlar. Beliz çok fevkalade de bir oyuncu zaten. Çok beğeniyorum ben. Evet. Hazal çok gerçekten iyi bir oyuncu.